Doğa Türk TV'den iyi akşamlar sevgili seyirciler. Gölcüğün Süper Lig'de temsilcimiz, Donanma Kenti Gölcüğün temsilcisi İhsan Espor'un açılışında birlikteyiz. Sevgili seyirciler, mükemmel bir ambiyans. Şu anda yönetmenim çekti. Solumuzda voleybol takımı, sağımızda da futbol A takımı ve A takım kaptanı Emre ile beraberiz. Emre, sezon açılışı tabii ligler belli değil, tarihi belli değil. Fakat siz yine de kendinizi salmama adına, kendinizi toparlama adına sezon açılışına geldiniz. Herhalde çalışmalara haftada bir kere veya iki kere devam edeceksiniz. Yeni sezonla ilgili görüşlerini alayım. Ligler başlasın mı başlamasın mı tarihi sizden dinleyeyim. Buyurun. Valla inşallah ligler başlar diye umut ediyoruz. O doğrultuda ufak ufak biz de ter atarak, kaynaşarak yeni sezon öncesine hazırlanmak istiyoruz tabii ama önce sağlık her zaman gibi. Ondan sonra tabii federasyon başkanımız da oradaki genel kurulu toplanacak. Bizim için en doğru karar vereceğimizi biz düşünüyoruz. Ama bizim tabii ki futbola olan aşkımız, sevgimiz futbolun oynaması yönünde. İnşallah en kısa zamanda yani bir ay içinde bile başlasa bizim için çok iyidir. Çünkü çok özledik gerçekten futbolu. Aynen. Herkes özledi. Sadece biz değil, bütün Kocaeli, bütün Türkiye özledi futbolu. Allah'ın izniyle güzel bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz. Bu sene birkaç takım daha Vallı güne çıkartıldı. Bizim de biraz daha sanki önümüz açıldı gibi oldu süper amatör takımları için. Biz de o doğrultuda bu sene şampiyonluk için en büyük aday izliyoruz. Hayırlısı olsun herkes için. İnşallah yıllarca iyi bir futbolcusun yakından takip ettiğim kadarıyla. Ve yıllarca İhsan'ın formasını giydin. Bir kolej havası var. Birlik beraberlik var. Hiçbir şey olmaz denilen bir İhsaniye her zaman playoff'a kaldı, finallere kaldı ve beklenenin çok üstünde de bir başarı sağladınız. Yine önümüzdeki sezon Kasım ayında inşallah oynanırsa. Böyle bir başarı bekliyor musunuz bu kaptan? Valla biz her zaman başarı bekliyoruz. Neden bekliyoruz? Çünkü biz aile olarak bu işe çıkıyoruz yani. Bizim için amaç burada normalde şampiyonluk değil. Birkaç tane genç arkadaşımızı bir üst lige yollayabilirsek bizim için en güzel şey budur. Yani biz de maçlara bu rahatlıkla çıkıyoruz yani. Biz her maçımızı kazanmaya çıkıyoruz. Şampiyon oluruz ya olamayız. Önemli değil. Yeter ki bizim içimizden birkaç arkadaşımızı biz üst liglere yollayalım. Böyle olunca da işte başarı geliyor. Herkes birbiri için mücadele ediyor. Futbolunda olması gereken bu bizim düşüncemiz. Kaptana sevgili seyirciler teşekkür ederiz. Bu yoğun çalışmada bizi kırmadığı için sağ olun. Teşekkür ederim. Röportajlarımız devam edecek sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, kaptandan sonra da şimdi takımın teknik sorumlusu Engin Taş hocamla birlikteyiz. Hocam, daha liglerin başlaması belli değil. Federasyon bir açıklama yapmadı. Fakat tahminimize göre Kasım ayının başında bu liglerin oynanacağı yönünde. İlk önce bu ligler oynanmalı mı ve oynanması, yani futbolcular da kaptan da demin dile getirdi. Hocam özledik artık, futbol oynamak istiyoruz dedi. Onunla ilgili bir görüşlerini alayım, ondan sonra da takım adına görüşlerini alayım. Biz de maçların oynanacağını umut ediyoruz, oynanmasını bekliyoruz. Şimdiden 2 ay bir süre var diye tahmin ediliyor. Şimdiden hafif hafif antrenmanlara başladık, oynanmasından yanayız. Herkes futbolu özledi, Kocaeli halkı olsun, Gölcük halkı olsun, İhsaniye halkı olsun. Tribünlerde yerlerini almak için sabırsızlıkla bekleyen taraftarlar var. Yani bu futbolu sürdürmemiz gerekiyor. Futbol aşkı içimizde bitmiyor. Seyirciler olsun, bütün takım, taraftarlar, herkes futbol oynanacağını ümit ediyor. Biz de ona göre çalışmalarımıza şimdiden hafif hafif, yavaş yavaş başladık diyelim. İnşallah sezona hayırlısıyla gireceğiz inşallah. Hocam normal bir sezon şeyi değil tabii, başlangıcı değil. Tabii, yavaş tabii, yavaş tabii. Herhalde haftada bir idman mı yaparsınız? İki idmanla birlik beraberliğimizi korumak için, bir arada olmak için antrenmanlara başladık. Uzun zamanda sporcular antrenmansız kaldı. Halı sahalarda bile maçlar yapamadılar. Halı sahalar da kapalıydı. Yani futbolcuları hazırlamak için, bir altyapısını hazırlamak için şimdiden birlik beraberimizi sağlamak, tanışmak için göreve de yeni geldik tabii ki. Hayırlı Onun olsun. İçin idmanlara başladık. Haftada 2 idman yapmayı düşünüyoruz. Kendi sahamızda, kendi tesislerimizde. Böyle başladık şimdilik. Hocam peki takımın tabii herkes hedefi vardır şampiyonluk, fakat sen de bildiğim kadarıyla top oynarken de hırsızlı bir yapım vardı. Evet. Teknik direktörlük de inşallah öyle olur ki öyle olacak. Takımın hedefi belli mi hocam? Yani biz her maça 3 puan için çıkacağız. Galip gelmek için çıkacağız. Seyircimizi buradan mutlu etmek için çıkacağız. İyi bir oyun sergilemek için çıkacağız. Yani her maça 3 puan parolasıyla çıktığımız için şampiyonluk bu sene en büyük hedefimiz. Şampiyon olmak. Tüm maçlarımızı kazanıp önümüze devam edip şampiyon olmak. Bu kupayı bu sene buraya getirmek inşallah. Ben düşüncemiz, de hedeflerimiz o. İnşallah hocam. Başarıdan devam edelim. Ben de teşekkür ediyorum hocamıza, kırmadı çünkü futbolcuları bekliyor. Röportajlarımız devam edecek. Teşekkür ederim.
Sevgili seyirciler, gerçekten Donanma Kenti Gölcük'ün önemli takımlarından İhsan Espor Voleybol takımı, kadın voleybol takımı hocası Eray hocamla birlikteyiz. Sevgili seyirciler, gerçekten Donanma Kenti Gölcük'te de pek nadir görünen futbol olarak başarımız var. Gölcük Spor var, Değirmen Spor genişlikte, fakat voleybolda da iyi ki gerçekleştiren, dar imkanlara göre iyi ki gerçekleştiren, voleybolda başarılı sezonlar geçiren İhsan Espor'u canı gözünden tebrik ediyorum ve sözü hocam, önümüzdeki sezon hedefiniz ne? Takımın durumu nasıl? Eray hocama sözü veriyorum. Buyurun hocam. Evet, öncelikle hoş geldiniz antrenmanımıza. Geçen hafta pazartesi başladık. Gündüzleri salonda antrenman yapıyoruz. Akşamları statta koşu antrenmanları yapıyoruz. Genç bir takım kurduk bu sene. Hedefimiz playoff. İnşallah hedefimize ulaşırız. Hocam peki, gerçekten yılların teknik adamısınız. Voleybolda da o kadar yakın olmasak da yine geçen sene İhsan Espor'u yakından takip ettik Doğa Türk TV olarak. Hocam bu sene yaptığınız önemli transferler var. Bunlar takıma katkısı nasıl olur? Veya hedef yükseltmek için yapılan transferler onun için mi yapıldı? Evet, şimdi genç bir kadro kurduk öncelikle. Genç transfer yapıyorsan biraz tecrübesiz olabiliyorlar. Bu riski göze aldık. Ancak gençliğin verdiği de bir ateş var. Bunu da iyi kullanacağımızı düşünüyoruz. Birkaç tane daha takviye ihtiyacımız var. Umarım iyi olur. Hocam inşallah Donanma Kenti Gölcük'te de tek takım, voleybol takımı olarak tek İhsan Espor olduğu için STK'lardan, Sayın Belediye Başkanımızdan gerekli desteği alırsınız. İnşallah playoff da olmasa en az playoff ve şampiyon olup birincilikte mücadele edersiniz diyorum. İnşallah, inşallah. Teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, hocamıza çok teşekkür ediyorum. Röportajlarımız devam edecek. Sevgili seyirciler, röportajlarımız devam ediyor. Kadın voleybol, İhsan Espor kadın voleybol takımının kaptanı Nilay'la beraberiz. Nilay, gerçekten transferler var. İyi bir takımsınız zaten. İnşallah bu sene hedefleriniz ne? İkinci hedeflerini sorayım. Arkadaşlık, dostluk da ondan sonra. Tabii. Bu seneki hedeflerimiz kısmet olursa playoff oynamak istiyoruz. Tabii ki de herkesin hedefi gibi bizim hedefimiz de birinci lige çıkmak. Çok genç bir kadroyuz. Çok başarılı arkadaşlarımız var genç yaşına rağmen. Umuyorum ki planladığımız gibi olacak. Peki kaptan, taraftarın desteği var. Fakat önümüzdeki sezon ne götürür bilmiyoruz. Covid-19'dan dolayı belki taraftar desteği azalır veya yüzde koyarlar. Fakat İhsan Espor'da oynamak, taraftar arkanızda, iyi bir başkanınız var, iyi bir yönetim kurulunuz var. Onlarla ilgili bir kısa görüşler alayım. Taraftarla ve yönetim. Önce ben yönetimle başlayayım. Serkan abi, Zafer abi sağ olsun her şekilde, her koşulda arkamızda oluyorlar. Bir abi, bir baba gibi davranıyorlar bize. Zaten köy takımı olduğumuz için, yani belli bir yerin takımıyız. Bu yüzden çok taraftar da ailesi gibi benimsiyor bizi. Takım olarak kızları gibi görüyorlar. Evde kalan arkadaşlarımız var. Ona da kendi yaptıkları yemeklerden ikram ediyorlar. Güzel, büyük bir aileyiz aslında biz burada. Takımdan çok bir aile gibiyiz. Başarıda bundan dolayı daha hızlı geliyor. Aynen öyle. İnşallah önümüzdeki sene hedefleriniz herhalde bir üst lige çıkmak. Genç takım olmanıza rağmen, fakat sizin gibi tecrübelilerle, isimlerle de kaynaştığı sürece inşallah başarılı olursunuz. Hedefiniz birincilik diyorsunuz mu? Başkan da şu anda karşımızda. Tabii ki hedefimiz birincilik zaten. Öncelikle hedefimiz o zaten, birincilik. Playoff oynayıp birinciliğe çıkmak. İnşallah biz de Doğa Türk TV olarak her zaman yanınızda olacağız. Maçlarda canlı çekeceğiz. Sevgili seyirciler, kaptanımıza teşekkür ediyoruz. Çünkü yoğun idmandan bize zaman ayırdığı için röportajlarımız devam edecek. Sevgili seyirciler, röportajlarımız devam ediyor. Gerçekten Gölcük'te bir ton kulüpler var. Hepsine saygı duyuyoruz. Fakat İhsan Espor var ki, gerek voleyboluyla gerek futboluyla örnek, kendi iş dinamiklerini hareketlendirip mükemmel işlerin altına imza atan bir İhsan Espor var. Başkan da şu anda Serkan Başoğlu yanımızda. Başkanım, sezon başlamamasına rağmen, yani federasyondan bir resmi açıklama yok bu ayda başlayacak diye. Fakat siz birlik beraberlik adında erkek futbol takımını topladınız. Kadın voleybol takımı da ligler başlayacak. Onu da zaten normal idmanı yapıyor. Açılışa onları da davet ettiniz. Başkanım, ilk önce İhsan Espor neler yaptı bu pandemi sürecinde ve bundan sonra da neler yapacak onları? Pandemi sürecinde biz herkese olduğu gibi evde kaldık. Böyle çok böyle fazla bir şey yapamadık ama süreç biter bitmez hemen önce voleybol takımını kurduk. Daha sonra futbol takımını kurmaya başladık ama sezon açılmayacağı için harekete geçememiştik.
Arkadaşların, sporcu arkadaşlar rica etti bizden. İşte başkan başlayalım artık. Çok sıkıldık işte, özledik dediler. Biz de haftada iki idman olmak şartıyla başlattık. Ufak ufak hem birlik beraberlik olsun. Çünkü bizim başarımızın en büyük nedeni birlik beraberlik olmamız. Başlattık Allah'ın izniyle, sakatlık olmadan. Sezonu tamam, ama ilk hedefimiz o. İkinci hedefimiz de bütün birlikleri en iyi yerde bitirsinler. Biz hiçbir zaman hedef yönetim olarak koymuyoruz. Hedefi sporcular, hocalar kendileri koyuyorlar. Kendileri demişler herhalde, şampiyonluk istiyorlar bu sene. İnşallah gönüllerine göre olsun. Voleybolda da sezonu açtık. 11 Ekim'de maçlarımız başlıyor. Orada hedefimiz ilk önce playoff oynamak. Sonrasında çıkabilecek bir lige çıkmak. Artık nasip. Allah yardımcımız olsun. İnşallah sakatlık bela olmasın da gerisi kolay. Başkanım, futbolda belli olmadığı için futbola pek girmeyeceğim. Yalnız voleybolda iyi transferler yaptığınızı duyduk aslında. İlk önce transferlerden bahsedelim. Nereden geldi ve nasıl voleybolcular? Herhalde genç değil mi başkan? Yine genç bir takım kurduk. Anlaştınız. Bayağı bir genç takım. Ortalama yaş ortalamamız 20-21 civarı. Çanakkale'den iki kızımız var. Çanakkale Kale takımından. Şu anda Süper Lig'de kendileri. Onun yanında Manisa'dan bir kızımız geldi gene. Buse diye pasör kızımız geldi. Eski takım kaptanımız vardı. Nilay, bu sene gene anlaştık. Onunla devam ediyoruz. Onun dışında daha transfer görüşmelerimiz devam ediyor. Yani çok genç bir ekip olup amacımız bu ligde yerlere gelebilmek. Asıl hedefimiz de kızlarımızı daha üstlere çıkartabilmek. Yani iyi kızımız daha ilklerde oynasın. Hedef bu. Altyapımız da var. Altyapımızda 100'e yakın sporcumuz da var. Bu sene altyapımızdan bir sporcumuzu A takımı aldık. 2005 doğumlu bir kızımız şu an A takımında. Seneye daha çok olacak. Hedef buranın kendi imkanlarımızla, kendi çocuklarımızla bir yerlere gelebilmek. Tabii burada sadece bizim çabamız olacak iş değil. Burada bütün Gölcük'ün desteğine de ihtiyacımız var. Sadece maddi değil, manevi olarak da. Tribünden ne olacak bilmiyoruz ama açılırsa herkesi tribünlerimize de bekliyoruz, desteğe de bekliyoruz. İnşallah başarılı sezon olacak genç kızlarımızla. Genç kızlar kategorisinde de genel Kocaeli şampiyonluğunu hedefliyoruz. Onun dışında ilde, il müsabakalarında yine başarı bekliyoruz. Bakalım hayırlısı, inşallah hedeflerimize ulaşacağız bu sene. Başkanım, yine kadın voleybolunda transferler devam edecek mi? Tamam, takım oluşturdunuz. Şu anki kız daha alacağız. Tecrübeli kız, abla niteliğinde iki kız daha istiyoruz tabii de. Ama olmasa da çok önemli değil. Takımımız hazır. Bir iki kıza daha, kız arkadaşımızla görüşüyoruz. İnşallah duruma göre size bilgi veririz. İnşallah biraz zor gözüküyor ama bakalım, şartlar uyarsa anlaşacağız. İnşallah İhsan Espor gerçekten bunu dediyse başkanımız, gerekeni yapar. Transferi de yapar diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten iyi transferler yaptılar. İyi işlerin altına imza attılar. Başkanım, bu yoğun tempoda bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, İhsan Espor'u yakın takip et. Çünkü doğru yapan, gerçekten mükemmel işlerin altına imza atana herkes Doğa Türk TV'de ilk yerini bulacak. Salı günü de yaptığımız spor gecemizde ilk açılışı buradan söylüyorum. İhsan Espor'la yapacağımı buradan sözünü veriyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ederim.